Yeryüzünden en uzakta bulunan insan yapımı araç hangisidir? A. Pioneer 10, B. Galileo, C. Voyager 1. İnsan yapımı bir araç. Pioneer 10'un çok büyük bir araç olduğunu sanki görmüştüm. Pioneer 10 çok büyük bir araçtı ama ne kadar uzağa gitti? Galileo, Voyager 1. Bu soruda çok fazla bir fikrim yok açıkçası. Sadece Pioneer 10'un büyük bir şey olduğunu hatırlıyorum. Çok en büyük mekik bile olabilir. Ben burada Tufan Hocam'a sormak istiyorum. Biraz bilgi almak istiyorum. Ne dersiniz hocam? Ben Fatih Bey için A şıkkını eliyorum. Mutlak bir yanlış cevaptan hocamız sizi kurtardı şu anda. Bunlar Galileo acaba ilk defa dünyanın yuvarlaklığını falan ispatladı diye en uzağa onun şeyini mi fırlattılar diye düşünüyorum. Yoksa Voyager Rus uydusu olabilir Voyager. Tam emin değilim o konuda. Biraz bilgim vardı ama bu biraz alakamız olmayan bir yerden geldi. Burada Galileo daha yakın geliyor bana. Neden? Çünkü hani dünyanın yuvarlaklığını ispatladığı için ona o ismi verip de hani biraz en uzakta onun şanı yürüsün mantığıyla böyle bir isim vermiş olabilirler diye düşünüyorum. Peki 5 sene sonra daha da ileriye fırlatırlarsa ne olacak? O zaman Galileo dünyanın düz olduğunu başka birinin ispatlaması gerekiyor diyeceğiz. Peki. Galileo ve Voyager Ruslar aslında belki hani o soğuk savaş döneminde atmış olabilir. Tam bilmiyorum bunları. Tamamen hani izleyenler kızmasın bana bu konuda bilgisi olanlar. Belki de hani soğuk savaşta ABD'nin attığından daha yukarıya bir uzay aracı atmış da olabilirler. İnsanın %50 şansı olması kötü bir şey aslında. %50 çok yüksek bir rakam. Çok yüksek bir oran. Şöyle oluyor. Yanlış olunca %50'den bilemedik oluyor. %1 şansımız olsa %99'u tutturmuş olacağız. Burada %50'yi tutturamayınca insan daha çok üzülecek. Voyager 1. Voyager 2, 3 falan var mı acaba? Bunları daha mı uzatmış olabilirler? Voyager 1, 2, 3, 4, 5 diye sırayla attılar mı? Ben Voyager 1 demek istiyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım Fatih Günay bu cevapla 50 bine bir adım daha yaklaşacak mı? Yoksa kendisiyle vedalaşıyor musunuz?